Tarifini doğrudan, işin ehli ustasından yerinde öğrendiğimiz Öğren de Gel serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tarihi Muradiye sokaklarında 100 yıllık bir fırın olan İnanç Fırında Bülent Usta ile birlikte mutfağa gireceğiz. Bursa'mızın meşhur hahanlı pidesini yapacağız. Püf noktalarını öğreneceğiz. Geçmişe gidip tarihine ineceğiz. Ardından eve geçeceğim. Size de evde nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız Öğren de Gel başlıyor. Bülent Usta ile birlikte sıfırdan hahanlı pidenin yapımına başlıyoruz. Ustalık tecrübesiyle tarif isteyenlere, bilgi hazinesiyle de hahanlı pidenin böyle literatürünü merak edenlere aydınlatıcı bir bölüm olacak. İnşallah bildiklerimizi aktarmaktan memnun oluruz. Ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Dinlenirken zaten çok süremiz olacak. Geleneksel tahanlı pidede un, maya, tuz, su ve şeker kullanılıyor. 100 yıllık fırınımızda bu şekilde yoğruluyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, hatta Bursa'da dahi farklı şekillerde tahanlı pidenin hamurunun yoğrulduğu biliniyor. İnanç Fırının tahanlı pidesinde gördüğünüz ham maddeler dışında başka hiçbir ham madde kullanmıyoruz. Yani yumurta yok, yağ yok, süt yok. Dolayısıyla bildiğimiz mayalı ürünlerden farklı bir şekilde pidenin özüne uygun bir hazırlama tekniğimiz var. Tahanın da tadını ön plana çıkaran unsurlardan biri. Çünkü içerideki hamur çok sade bir hamur. Tahanın lezzetine odaklanabileceğimiz bir tarif. Tamamen öyle. Tamamen tahanla özdeşleşen, tahanla birleşen, birleştiğinde de daha çok tahanın tadını aldığınız bir ürünle karşınıza çıkıyoruz. O zaman bu hamurumuzu hemen yoğurmaya başlayalım. Bu hamuru yoğururken yine ustalarımızdan öğrendiğimiz bir tekniğimiz var. Israrla da bunu sürdürüyoruz. Maya bu işin çok önemli ayaklarından bir tanesi. Mayanın özel olarak hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla ilk önce biz mayamızı ayrı bir kapta... Buna uyandırma tabiri de uygun olur mu? Aynen öyle. Çok az bir şekerle. Mayanın içerisindeki canlar şekeri sevdiği için tabii onları beslenerek uyanma süresini yani, hızlandırıyoruz. Aynen öyle. Mesela onun yerine tuz koysak tamamen öldürürüz mayayı. Hiç çalışmaz maya. Yani. Bunu hazırlıyoruz, bekletiyoruz burada. Buyurun hamurumuzu yoğuralım. Unumuzu döktük. Şekerimiz, bir miktar tuzumuz. Mayamızın bir kısmını döküyoruz. Bir kısmını da bir müddet sonra dökeceğiz. Suyumuzu ekliyoruz şimdi. O beklettiğimiz mayanın diğer kısmını da hamurun üzerine döküyoruz. Çok az miktarda un serpiyorum üzerine. Yaklaşık 15 dakika dinlendikten sonra bir 30 saniye tekrar çevirip içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayıp işlemek üzere tezgahımıza alacağız. Bu hamurun olduğunu artık iyice karıştığını şöyle nasıl anlayabiliriz? Bakın şu şeyi sağlama salın. Kulak memesi yumuşaklığında artık elinize yapışmıyor. Homojen bir şeyi var. Şöyle bakın. Un taneciği yok. Hiçbir şekilde şeker taneciği yok. Tamamen hamurla özdeşleşmiş durumda. Artık evdeki hanımlar bu işi bizden daha iyi biliyorlar. Hamurun işlenecek kıvama geldiğini o konuda rahat ol. Ben de bu seninle birlikte yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Aslında benim hamurla hiç aram yok. Yavaş yavaş ben de ısınmaya başladım. Hamura bir tarafından dokunman gerekiyor. İnanılmaz bir bereketi var. Bir nimet zaten. Stres alma özelliği var. Keyifle dokunuyorsan hamura kendini çok iyi hissedersin. Bir de tahanla hamuru karıştıracağız ya. İnanılmaz dehşet bir şey bu. Niye? Çünkü tahan mucize bir ürün. Tahanın kendisi mucize bir ürün. Özellikle geçmişte Osmanlılar'da tahanlı ürünler sahurda çok tüketilir. Yıllardır hep aynı ölçüde yapıyoruz. 100 gram hamur, 130 gram tahan var. Ben diyorum ki santimetre kareye düşen en fazla tahanın olduğu işletme diyorum bizim için. Bezelerin tamamını yuvarlarız ki hem dinlenmesini sağlıyoruz tekrar hamurun hem de her tarafına tahan serdiğimiz için hamurun eşit homojen şekilde açılmasını sağlamak ve yuvarlaklığı daire şekline almasını sağlamak için bu şekilde bezeler haline getiriyoruz. Peki şimdi başından beri tahan dedik. Tahin ve tahanın bir farkı mı var yoksa Bursa'da bu gelenek mi? Bunun da bir tarihi kaynağı var mı? Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde helva diye geçiyor. Susamdan yapılmış helva diye geçiyor aslında. Yani tahan ismi Osmanlılara 1800'lü yıllarda herhalde yerleşiyor. Ondan sonra da tahan deniyor. Fakat son zamanlarda belki Türkçe ile beraber biraz daha yumuşatmak, daha kolay söylenmesi için belki de tahin haline geliyor. Öbür türlü başka hiçbir bilgim yok. Ama Osmanlılar'da tahan denmiş, sonra tahan dendiğini biliyorum. Şimdi Muradiye'de, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerler Muradiye'de. Orada aşevleri var ve sohbethaneler var. Oralarda akşam yemeğinden sonra sohbetler yapılıyor. Ve o sohbetlerde de helvalı ürünler, tahanlı ürünler ikram ediliyor. Belki tahanlı pidenin ortaya çıkmasının şeylerinden biri de bu olabilir diye düşünüyorum. Ona ait bir literatür var mı? İlk tahan pide hamurla ne zaman buluştu? Ya benim ustamın söylediği, şimdi bizim fırın 100 yıllık, 60 yıldır bizde. Benim ustam
ustamın söylediği 100 yıldan önce de tahanlı pidenin üretildiği biliniyor. Ama daha geriye ne kadar gidiyor o konuda da. Maalesef hiçbir kaynak yok. Çok araştırdım. Türkiye'nin her yerine gittim. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesinde Konya bölgesini daha çok işaret ediyor bu ürünlerle ilgili. Oraya gittim. Ama maalesef yani 1800'den daha geriye gidecek bir kaynak bulamadım. Oralarda da tahanlı biraz daha farklı. Hamurun içerisine karıştırıp öyle pişiriliyor. Evet. Bursa'mızda aslında yapılan tahan görsele ben çok daha uygun buluyorum. Üzerinde tahanını görebilmek, evet, dokunabilmek çok farklı bir his yaratıyor. Zaten o fırının ilk çıktığı anda onu da göstereceğiz fırına attıktan sonra. Kaynama noktası kulaklarımda çınlar, kokusu burnuma gelir, gözümde canlanır o görüntü. Ben Türkiye'nin her yerinde tahan ve hamurun işlendiği yerlere, mekanlara gittim. Her bölgenin kendine özgü bir tüketim alışkanlığı var. Bursa'daki tahanı ben de çok beğeniyorum. Ama Nazilli'de de tahanlı pide yedim. Orada da çok beğendim. Konya'da yedim, beğendim. Kadınhanı'nda yedim, beğendim. Afyon'da yedim, beğendim. O bölgeye bu bizim tahan gittiği zaman belki daha kendi alıştıkları tadı arıyorlar. Tahan gönüllüsü olarak gezdiğimde her yörenin şeyine bayıldım yani. Nerede yersem yiyeyim o keyfi alıyorum tahandan. Yemeğe koy, tatlıya koy, nereye koyarsan koy. Tahan her yerde bir keyif ve lezzet katıyor. O zaman şöyle de toplayalım. 100 yıldan aşkın süredir yapıldığını biliyoruz. Evet. 1956 yılında bize geçiyor. 1956 yılından daha önce yaklaşık 40 yıl yapıldığı biliniyor. Ve ustamın anlattığına göre ondan bile 50-60 yıl geride de gelenek gelmiş. Hep biz onu da sürdürüyoruz. Hiç değiştirmedik. Formülasyonumuzu da değiştirmedik. İlk başladığı günden beri aynı reçeteyi koruyor. Aynı gelenekte devam ediyor. Aynen, bugün öyle de onu işliyoruz. Gerçekten tatmayanlar evlerinde yapsınlar lütfen. Bir hamur yoğurup. Özellikle tahan, belki tahanı hazırlarken biraz orada da bahsetmek gerekiyor. Tahanı hazırlamanın da küçük sırları var. Onu da devamında videonun birlikte işleyeceğiz. Evet, bezelerimizi açmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız için gördüğünüz gibi şekli çok uygun, homojen bir şekil haline geliyor. Tahanı yaydığımızda bunun çok faydasını göreceğiz. Yerken de ayrıca hamurla tahanın aynı şekilde, aynı homojenlikte olduğunu görmüş olacaksınız. Hamura ilk defa temas edecekler için de söyleyelim. Bu mayalandırmayı doğru yapmazlarsa burada çok zorlanacaklardır. Hamur kendini açılmasına izin vermeyecektir. Yani ne kadar dinlenirse o kadar iyi olur. Tabii o maya çok çalışıp bir müddet sonra ekşimesini de önlemeleri gerekiyor. Onu zaten hanımefendiler çok iyi bileceklerdir. Hatta ben bunu beyler için de öneriyorum. Belki tahanlıyı onlar yaparlar eşleri için. Hem stresleri azalmış olur. Israrla öneriyorum ki şu hamura dokunsunlar bir taraflarına. Keyif aldıklarını görecekler. Açışını da gösterdikten sonra biz artık ateşe doğru gidiyoruz. Bunu hemen ateşe göndermiyoruz. Bunun yine yarım saat bir fermentasyona ihtiyacı var. Yüzey alanında en fazla tahanın olduğu bir ürün bu. Kesinlikle tahanın olmaz yani şu akışkanlığı sağlayamazsak. Yani bu akışkanlığı sağlamak için de suyu çok yavaş yavaş yedirmek gerekiyor. Ve ondan sonra bunlar da hediyeleri tahanın. İlk başta söylediğim gibi pide değil, tahan yediriyoruz yani. Yine her tarafını çok ince bir tabakayla kaplayacak şekilde şekerimizi koyuyoruz. Bir özelliğimiz var. Şeker hastalarına dahi şekersiz tahanlı pide yapabiliyoruz. Yani Nusret ete atmadan önce biz tahanlıya atıyorduk şekeri yani. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle bizim verdiğimiz formülde fırın sıcaklığı çok önemli. 220-230 dereceye getirmeden tahanı içeri atmayın. Kurutursunuz çünkü içinde yağ yok, süt yok hamurunda. Herhangi bir katkı maddesi olmadığı için ona çok dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin her yerinde çok güzel tahanlı var ama bu çok özel bir tahanlı. Yaklaşık 130-140 gram tahan var üstünde. Özel susam, yerli susamdan çektirdiğimiz bir tahan bu. Ve fidesi de çok özel. Yani şuna bakın, insan satmaya kıyamıyor yani, emin olabilirsiniz yani. Arkamda da gördüğünüz üzere yıllardır sıra oluşturan Bursa'mızın meşhur tahanlı pidesinin meşhur yerlerinden İnanç Fırında Bülent Ustam'la bütün püf noktalarını vermeye çalıştık. Ağzına sağlık diyorum bu bilgileri de bize paylaştığın için. Ya bunu çok keyifle yaptım. Herkes afiyetle yesin inşallah. Tahanlı pideyi evde yapmakla devam ediyoruz. Öğrendim geldim, hemen uygulamaya başlıyorum. 50 gram un, 20 gram maya, 50 gram şeker ve 8 gram tuzum var. 250 milim de suyumu ekleyeceğim. İlk iş tabii ki mayayı uyandırmak. Yaş mayaya ekstra su eklemiyoruz. 250 milim olarak verdiğimiz ölçekten içerisine açılacak kadar eklemeyi yapıyoruz. Biraz da şeker ekleyerek uyanmasına yardımcı oluyoruz. Suyla iyice karıştırıp
içerisinde çözülmesini sağlıyoruz. 5 dakikalığına kenara bırakıyoruz. Onu muzeledikten sonra şekerimizi, tuzumuzu atıyoruz ve katıları kendi arasında karıştırıyoruz. Üzerinde şöyle baloncuklar çıkmaya başladıktan sonra hepsini bir eklemiyoruz. Yaklaşık şöyle %20 kadarını ayırıyoruz. Kalanını biraz yoğurduktan sonra ekleyeceğiz. Suyumuzun da kalan 100 milimden yarısını ben ekliyorum. Şunu da kontrol amaçlı kenarda bekletiyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Altı dar bir kap seçerseniz yoğurmak için rahat edemeyeceksiniz. O yüzden şöyle bildiğimiz böyle bir kaba alıyorum. Kaldığım yerden burada devam ediyorum. Üzerinde unun beyazlığını görmediğinizden sonra şu ayırdığımız kalan mayayı da içerisine ilave ediyorum. Şöyle 5-10 dakika iyice yoğurduğunuza emin olduktan sonra, iyice karıştığına emin olduğunuzdan sonra hamur şöyle bir kıvam alması gerekiyor. Kulak memesi dediğimiz yumuşaklıkta olması lazım. Dokunduğunuzda ele yapışmayacak şekilde geldiği an şöyle üzerini kapatıyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuzun mayalanmasını beklerken biz bu arada tahan karışımımızı yapacağız. 250 gram tahanım var. Hemen üzerine şöyle bir yemek kaşığı, yaklaşık burada 15-20 gram kadar pekmez kullanıyoruz. Burada pekmezden sadece beklentimiz fırında şöyle üzerini biraz kızartması. O yüzden çok fazla koymuyoruz. Şöyle 150-200 ml arasında da su ekleyeceğim. Yani bu bir su bardağından daha azı. Suyumuzun hepsini bir anda vermiyoruz. Yedire yedire yavaş yavaş veriyoruz. Yarısına kadarını şöyle ekliyorum. Burada hızlıca bir çırpma işlemi yapıyorum. Suyu ekledikçe irmik gibi olmaya başlıyor. Akışkan hale getireceğiz. O yüzden biraz daha su ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Suyu tahana iyice yedirdikten sonra işte şöyle akışkan bir kıvama geliyor. Tam olarak 200 ml suyla oluyor bu. Yani bir bardak sudan hafif daha azı. Şunu kontrollü ekleye ekleye bu kıvama getirirsiniz. Bu kıvama geldikten sonra tahin sonuçta bir yağ, suyla birlikte zor karışacak. İyice birbirinin içerisine girdiğinden emin olmak için çırpıcı yardımıyla işi garantiye alacağım. Tahanımızı hazırladıktan sonra mayalanıp bizi bekleyen hamurumuza geri dönüyoruz. Hamurumu tezgaha alıyorum. Sadece burada hava kabarcıklarını gidermek için yoğuruyoruz. 7 veya 8 tane tahanlı pide çıkarabilirsiniz. İdeali 100 gram bir hamur elde etmek. Ben böyle 8 adet eşit parçaya böldüm. Bunları artık şöyle top haline getireceğim. Tezgahınızı biraz unlayın. Bezemizi avucumuzun içerisine hafifçe açıyoruz. Her tarafını şöyle içeriye doğru kapatıyoruz. Bu iyi bir şöyle yuvarlak beze yapmak için önemli bir nokta. Altını şöyle getiriyoruz ve bunu yuvarlıyoruz. Şöyle güzel bezeler yaptıktan sonra hemen açmaya başlıyoruz. Bezelerimi alıyorum. Sadece elinizle de açabilirsiniz. Hemen diğer tarafını açmaya da geçiyorum. Kalın bir hamurumuz olmayacak. Hamur hamur ağzımıza gelsin istemiyoruz. Bizim işimiz bol bol tahan yemekle. Tahanlı için gayet güzel boyutta bir hamur, gayet güzel incelikte bir hamur. Hepsini bu hale getiriyorum. Tahanlılarımın hamurlarını açtım. Şimdi üzerine bir bezle şöyle kapatacağım. 30 dakika dinlendiriyorum. Maya kendine tekrar geliyor. Yarım saat beklettik. Artık hamurlarımız çok hazır. Tahinim hazır. Hemen 100 gram pideye 130 gram tahan karışımı ekliyoruz. Metrekareye en çok tahan düşen pideyi öğrendik ve aynısını uyguluyoruz. 130 gramı nasıl ayarlayacağım derseniz, her pideye yarım su bardağı tahan gelecek demektir. Ekliyorum. Etrafına her yerine gelecek şekilde kaşığımla yediriyorum. Kenarlara tahan getirmek çok çok önemli. Kıvamı da göstermiştik. Tahan şöyle mutlaka akacak. Tüm tahanımı 7 pideye eşit şekilde dağıttım. Ortalama dediğim gibi her birine yarım su bardağı ekledim. Pidelerimi tahanladıktan sonra sıra şekerde. Her yerine eşit olacak şekilde, şu da ikinci oluyor, şeker kaplıyorum her yerine. Şekeri döktükten sonra şöyle kaşığın ucuyla hafif hafif tık tık yapıyorum. Şekerin tahanın içerisine iyice geçmesini sağlıyorum. 2-3 dakika bekliyorum. Şeker tahanın içerisinde şöyle biraz erisin, özdeşleşsin. Fırınımı zaten 220 dereceye önceden ısıtmıştım. Hazır beni bekliyor. Tahanlarım 2-3 dakikaya hazır. Fırına atıyoruz, çıkarıyoruz. O fokur fokur kaynamasıyla afiyetle yiyoruz. Gittik yerinde öğrendik. Bence hakkını da verdiğimizi düşünüyorum. Çıkan tablo beni çok da tatmin etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de evde aynı lezzeti tutturabilirsiniz.
Tabi odun ateşiyle evimizdeki ankastreler arasında pişirme farklılıkları var. Ev tipi fırında pişirirken eğer tek tepsi pişiriyorsanız alta yakın yere atın. Çünkü altı biraz daha geç pişiyor. Eğer iki tepsiyi bir pişiriyorsanız alta attığınızda üste attığınızı böyle bir pişirmenin yarısına geldiğinde yer değiştirirsiniz. Onun dışında anlatacağım pek de bir şey kalmadı. Zaten Bülent Usta bütün tarifin püf noktalarını açık yüreklilikle verdi. Bu özel tarifi bizimle paylaştığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Bursa'mızın meşhur tahıllı pidesini yaptık. Bir Bursalı olarak en güzelini, en lezzetlisini yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İçi gözenek gözenek puf puf iyi kabarmış. Zaten harika bir tahıllı. Bunun hastasıyız. Başka da söyleyecek hiçbir şeyim yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala tabii ki abone olun. Yorum yaparsanız ne ala. Tarifi denemeyi ve benimle paylaşmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Tahanlı kalın. Bursa'yla kalın. Sevgiyle kalın. Afiyetle kalın.